Ben Sayın Haluk Görgün'e bir soru yöneltmek istiyorum. Profesör Doktor Haluk Görgün. Yayına yeni katılanlar varsa hemen hatırlatayım. Ekranda alt yazıda da KJ bilgisinde de görebilirsiniz. Aselsan'ın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü aynı zamanda. Dünyada hem TUSAŞ hem Aselsan hem STM hem de orada olmayan bazı birkaç şirketimiz daha, kuruluşumuz daha ilk 100 arasında yer alıyorlar. Çok önemli bir başarı bu. Sayın Görgün, bu 100 şirket arasında özellikle Aselsan'ın şöyle bir başarısı ve özelliği oldu. Bu Covid-19 salgın sürecinde salgından en az etkilenen 4 firma arasında adı geçti, gösterildi. Bunu medyada da açık kaynaklarda da paylaşıldı. Bir kere bu başarı nasıl sağlandı? Öncelikle o soruyu size yöneltmek istiyorum. Ardından da bu savunma sanayi sektöründe ortaya çıkan işte hepimiz artık dijital ortamlarla online ortamları daha fazla kullanıyoruz. Daha önce buna benzer toplantılarımızı büyük bir takım konferans salonlarında gerçekleştiriyorduk. Belki normalleşmeyle beraber tekrar Murat Bey kim bilir o salonlara tekrar döneriz önümüzdeki İnşallah, konferanslarda bir inşallah. tane. Temennimiz o. Evet, bu online toplantılar, bu online teknolojiler sizin arkadaşlarınızla beraber Aselsan'da çalışma işlerine nasıl bir etki yarattı? Bu planlamaları ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? Haluk Bey, size ikinci sorum da bu olsun. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Aslında belirttiğiniz ilk 100 listesinde geçen sene Türkiye'den 5 şirket yer aldı. Bu çok gurur vericiydi. İlk 50'ye yakın olan, en yakın olan şirket de Aselsan'ımızdı. Aselsan'ın diğer savunma sanayi şirketlerinden, en azından vakıf, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri arasında farklı kılan özelliklerinden bir tanesi de borsaya açık bir şirket olması. Biz yüzde işlem gören bir şirket olması. Aselsan aslında bu genel bence yönetişim süreçlerinin sonucunun bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. Yani sizin sorunuzun özet cevabı bu ama birazcık açmaya gayret göstereyim. Bu süreçler olduktan sonra biz tüm ekibimizle beraber, icra kurulumuzla beraber bu süreci en iyi nasıl yönetebileceğimizin bir stratejisini oluşturduk. Yani COVID strateji yönetimi dökümanı hazırladık kendi içimizde ve farklı kurullar oluşturduk. Bu oluşturduğumuz kurullardan bir tanesi sağlık kuruluydu. İkinci kurulumuz bu strateji kurulumuzdu. Üçüncü kurulumuz da mücbir sebep kuruluydu. Daha ilk günden, daha ilk dakikadan bu kurulları işletmeye başlattık. Ve bu kurullarımız her gün toplandı. Aselsan'ın icra kurulu, Aselsan'ın icra kurulunda genel müdür ve genel müdür yardımcıları var. 9 tane genel müdür yardımcımız var. Bunlardan 5 tanesi teknik genel müdür yardımcımız, 4 tanesi idari genel müdür yardımcımız. Biz her gün icra kurulumuzu topladık. Ve şirket içinde şeffaf bir iletişim yönetişimi oluşturduk. Aldığımız her kararı, yaptığımız her uygulamayı temizlikçisinden güvenlik görevlisine, mühendisinden idari görevlisine herkesin bir şekilde haberdar olmasını sağladık. Bu tabii çalışanlar arasında bir 8.000'i aşan çalışanımız var. Bununla beraber işte Aselsan gönüllüleri, sevdalıları, yatırımcıları geniş bir kitle var. Ciddi bir bilgilendirme ihtiyacı da olabiliyor. Bilgi kirlilikleri ortaya çıkabiliyor. Bunu en başında önlemeye gayret gösterdik. Ve her gün yaptığımız toplantı sonucunda aldığımız kararları gerek e-mail yöntemiyle gerekse benim kendi içinde kurduğum iletişim gruplarıyla paylaştık. Bizdeki yönetimsel şu şekildedir kademeleme. Müdürümüz, direktörümüz, genel müdür yardımcımız ve sonra işte genel müdürümüz vardır şirketimizde. Ben tüm yönetici arkadaşlarıma bizzat birebir erişebilir bir network oluşturdum ve onların da bana aynı şekilde erişebilmelerini, her an erişebilmelerini mümkün kıldım. Dolayısıyla şirket içinde gerek
rahatsızlanan arkadaşlarımız, gerek süreçte herhangi bir şekildeki karşılaşacağımız tıkanıklıklar veya hızlıca çözüm bulmamız gereken konular etkin bir şekilde, etkin iletişimle çözümlenmeye gayret gösterdi. İşte bu dünyadaki ilk yüze giren Defense News Top 100'da olan şirketlerde borsaya açık şirketlerin değerlendirmesine bakıldığında da Aselsan bu süreçte en az etkilenen 4 şirketten bir tanesi oldu. Burada bu yönetişim bunun bir ayağı. İkinci ayağı biz tedarik süreçlerimize ve daha önceden yaşadığımız kritik malzemelerde ambargo süreçleri ya da kısıtlamalarla karşılaştığımız süreçleri göz önünde bulundurarak stoklu olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bunun bir avantajını bu süreçte yaşadığımızı düşünüyorum. Bir başka önemli bir etken de 2019 yılında biz hem net karlılık bakımından hem de backlog'umuz, yani bakiye siparişleri bakımından çok iyi bir finansallarla 2019'u kapatmıştık. Yani bu 2019'dan 2020'ye geçerken 2019 yılında elimizde çok güçlü bir finansal yapı vardı. Bu süreçte de iş almaya devam ettik. Yani yılbaşında 9.1 milyar dolar olan bakiye siparişimiz 9.5 milyar dolara ulaştı. İşletme sermayemizi, nakit yönetimimizi ve etkin bir şekilde yaptığımızı şeffaf bir şekilde de paylaşır olduk. Bununla birlikte diğer savunma alanındaki çalışmalarımızla birlikte diğer alanlarda enerji, güvenlik, sağlık alanındaki yaptığımız faaliyetler ve çeşitlendirmelerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımızla basın, yayın, sosyal medya, KAP üzerinden bilgilendirme, aracı kurumlarla olan görüşmelerle hissedarlarına gelişmeler ve alınan aksiyonlar hakkında paylaşımlarda bulunma, yatırımcılarına şeffaf bir yönetim örneği gösterdi. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de hem Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarıyla bir proaktif bir yönetişim sergiledik. Kamu otoriteleri, sağlık kurulları ile çok entegre, eş zamanlı uygulamalar yaptık. Sanırım bunların sonuçları işte borsada istikrarlı bir sürece sebebiyet verdi. Ve işte Top Defense 100 içinde olan diğer şirketlere göre en az etkilenen 4 şirketten bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum. Dijital, ikinci sorunuza gelince, dijital platform ve bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl etkin kullanıyorsunuz sanırım sorunuz. Burada biz elektronik, aslında Aselsan askeri elektronik sanayi, yani elektronik şirketiz, yazılımcı şirketiz. Bu dijital platformlara, dijital çözümlere en yatkın ve bunları tasarlayan, bunları üreten ve en iyi şekilde kullanan şirketlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bizim çalışanlarımız, biraz evvel ifade ettim, 8500'e yaklaştı. Bunların %65'ine yakını mühendis. Yani 5000 civarı mühendisimiz var. Sanayi Bakanlığı onaylı 6 farklı ARGE merkezimiz var ve çalışanlarımızın çoğu bu ARGE merkezlerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bu dijital dünyaya, elektronik ve yazılımsal dünyaya sanırım en yatkın şirket Aselsan. Bu arkadaşlarımızın hem bu yatkınlığı hem de gelecekle ilgili sürekli olabilecek senaryolara karşı hazır A, B, C planlarıyla hali hazır durumda tuttukları projeleri uygulamaya başladık. Burada kendi içimizde tabii ki toplantıların dijitalize olması, çeşitli platformlar üzerinde yapılıyor olmasıyla birlikte bir iştirakimizin, Aselsan'ın 23 tane iştiraki var. 14 tanesi yurt içinde, 9 tanesi yurt dışında. BITES bunlardan bir tanesi. Özellikle yapay zeka alanındaki Aselsan'ın faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Onun geliştirdiği bir yazılım programı. İsmi de çok güzel oldu. Biz bize koyduk ismini. Bu programı kullanmaya başladık. Yaygın kullanım için de işte arkadaşlarımız ihtiyacı olan, kullanmak isteyen tüm şirketlere bunun
paylaşılması için çalışmalara gayret gösteriyor. Şu anda bilgisayar, laptop üzerinden yapılıyor ama mobil cihazlar üzerinden de çok çabuk şey yapılacak, devreye alacak. Sanırım böyle olduğu zaman da yaygın kullanıma geçecek. Toplantıların etkin yapılmasını sağladı bu dijital süreçlere geçiş. Bilgilenmenin çok hızlı bir şekilde, bilginin çok hızlı bir şekilde paylaşılmasına vesile oldu tabii ki. Bizim hem kapsamımız hem yaptığımız faaliyetler bilgiyi paylaşabilmek kadar bilgiyi güvenli bir şekilde paylaşmak çok önemli. Aselsan'ın kendi içinde hem savunma sanayimiz için geliştirdiği hem de kendi içinde kullanabileceği cihazlar var. Bunları etkin bir şekilde değerlendiriyoruz, kullanıyoruz. Biz sanırım yani burada zaman zaman işte vardiyalı sistemler uyguladık veya işte seyretme çalışmaları uyguladık. Fakat gördük ki hani rakamlar ve sonuçlar, ortaya çıkan teslimatlar ve tedarik süreçlerimizdeki gelişmeler pandemi öncesindeki performansımız ve o hafta onun biraz daha üzerinde bir performansla devam ettiğimizi gösteriyor. Biraz evvel bu Top Defense 100 şirketleri arasındaki sıralamayı ifade ederken şunu sanırım atladım. Biz tabii bu iletişimi kurarken bizim için tedarik çok önemli. Tedarik zincirinin kırılmaması çok önemli. Biz herhangi bir şekilde aldığımız, uygulayacağımız kararları mutlaka ve mutlaka alt yüklenicilerimizle birlikte paylaşır olduk. Onlarla hatta yurt dışında tedarik ettiğimiz, yurt içinde tedarik ettiğimiz firmalara ayrı ayrı anketler düzenledik. Bu düzenlediğimiz anketlerle onların kendi içlerindeki, kendi süreçlerindeki gelişmeleri, yavaşlamaları veya muhtemel negatif süreçlerini önceden tahmin etmeye başladık. Ve bu tahminlerle de tedarik süreçlerimizi çeşitlendirdik. Alternatifler ortaya koymaya çalıştık. İki senedir uyguladığımız bir kurul çalışması var Aselsan'da. Yerlileşme ve millileştirme kurulumuz var. Bu kurul sayesinde biz özellikle kritik komponentleri Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki sanayicilerimize paylaşarak savunma sanayinin içine yeni sektör veya var olan sektör içindeki firmalara yeni üretim süreçleri tanımlayarak bunların yurt içinde tedarikine ekstra özen gösteriyoruz. Gelmeden evvel notlarıma baktım. Sadece pandemi döneminde 20 yeni prototip geliştirilmek üzere iş verilmiş. Dolayısıyla bu süreçleri dijital olarak da takip edebilmenin gayretlerini gösteriyor arkadaşlar. Özellikle tetkik nasıl yapılabilir? Bir belgelendirmenin ötesinde üretim kaliteleri, kalite süreçlerinin iyi özümsenmesinin oluşup oluşmadığının denetlenmesi konusunda gayretler gösteriyor. Biz sözlerimin başında da ifade ettim. Bir elektronik esaslı, yazılım esaslı bir şirket olarak bu süreci olduğu gibi, olması gerektiği gibi başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Yürüttüğümüzü düşünüyorum.